Herkese günaydın. Bugün yine stüdyoda harika bir konuğum var. Benim canım arkadaşım Neslihan Dolar. Hoş geldin Neslihan'cığım. Hoş bulduk Hoş Pınar'cığım. Çok geldiniz. teşekkürler. Hoş bulduk. Neslihan'cığım, çok yaygın bir problem. Özellikle ergenlik döneminde akne. Akne nedir ve nasıl oluşur? Biraz değinelim mi? Tabii ki. Akne yani aslında sivilce. Bu çok karıştırılıyor. Benim sivilcem var, aknem yok diyor kimisi. Ama akne ve sivilce aynı şeydir. Ve akne bir hastalıktır ve tedavisi gerekmektedir. Ben bunu hep vurgulayarak söylüyorum. Basit bir siyah nokta şeklinde başlayan akne ilerleyen zamanlarda daha iltihaplı formlara dönüşür ve zamanla iyice bizim kistik dediğimiz oluşumlara dönüştüğü zaman da artık iz bırakmaya başlar. Akne nedir? Akne yağ bezlerinin bir hastalığıdır. Yağ bezleri neden daha çok ergenlikte görüyoruz? Çünkü ergenlik döneminde yağ daha fazla salgılanır hormonların etkisiyle ve o kanalcıklar tıkanır. Tıkandığı zaman da gözenekler tıkandığı zaman da bakterilere çok kolay bir ortam olur üremesi için ve orada işte yavaş yavaş siyah nokta, kırmızı kabarık şeklinde başlayan akne ilerler ilerler ve tüm yüze yayılabilir. Özellikle de ergenlik döneminde görülüyor ve o dönemde kişilerin sosyal endişeleri Evet. çok fazla ve Evet. gençlerin birbirlerine karşı da maalesef acımasız davranışları olabiliyor. Dolayısıyla tedavisi çok önemli. Çok doğru. Tedavisi nasıldır? Neler yapılmalıdır? Akne tedavisi öncelikle sabır istiyor. Hani çok hızlı yaklaşamıyoruz. Çok yavaş yavaş sakin olmamız gerekiyor. Ama işte özellikle ergenlik dönemindeki o genç çocuklar bir an önce iyileşmesini istiyorlar ve maalesef bu amaçla da işte farklı farklı yönlere kayıyorlar. Evet. O nedenle ben aknesi olan herkesin mutlaka bir dermatolog tarafından kontrol edilmesini öneriyorum. Ve sonrasında ne yapılıyor? Aslında kişiye özel bir tedavidir akne tedavisi. Yani komşunun kızının sürdüğü kremle onun aknesi geçmeyecektir. Biz önce cildimizin çok iyi temizlenmesini sağlıyoruz. pH dengesi uyumlu ürünlerle bu kanalcıkları boşaltmaya çalışıyoruz. Ben şeyi örnek veriyorum. Üzerimize yağ damladığında biz o yağı suyla yıkadığımızda çıkmaz ama deterjanla yıkadığımızda çıkar. İşte akneyi oluşturan o kanalcıklardaki yağların da temizlenmesi için doğru ürünlerle temizlemeye gerekiyor. Cilt tipine uygun ürünlerle temizlememiz gerekiyor. Sonrasında da akneye neden olan sebep neyse ona yönelik tedaviler yapıyoruz. Beslenme sebeplerden bir tanesi midir? Çok etkili. Yani bunu 20 sene önce bize sorsanız değil mi Pınar'cığım sen de Evet. katılıyorsundur. Eskiden Beslenmenin diyet çok da doğru. ilgili olmadığı düşünülüyordu. Yapılan çalışmalar o yöndeydi. Ama son yapılan çalışmalarda diyetin akne üzerinde çok ciddi etkilerinin olduğu artık kanıtlanmış durumda. Özellikle bu kötü bir haber ama sütlü çikolata. Hepsi çok seviyor bu çikolatayı. Benim peynir de çok dikkatimi çekiyor İnek Neslihan'cığım. sütü. Dikkat ediyor musun? Yani peynir Kesinlikle. çok tüketenlerde gerçekten daha fazla akne olmaya Evet başlıyor evet gibi süt ve geliyor. süt ürünleri ben o nedenle genelde tabii bu genel bir tavır değil ama inek sütü ve süt ürünlerinden uzaklaştırmaya ve keçi sütü Evet. kullanmalarını öneriyorum. Hakikaten sadece bunu kısıtladığınızda bile yeni başlayan aknelerde çok olumlu sonuçlar alıyorum. Ben de evde çocuklarımı artık inek sütünden ziyade daha çok keçi sütü kullanmayı taraftarıyım. Onun için peynir de dediğin gibi bu Peynir süt de ürünü çok olduğu etkili. için çok etkiliyor. Peki yeni bir sistem var. Bununla ilgili biraz bilgi alalım mı? Tabii, Tedavide kullandığımız. evet. Şimdi akne dedim ki yavaş çözüm aldığımız bir hastalık. Ama işte çok acele edenlere hızlı çözüm var mı? Evet, artık hızlı çözümler sunabiliyoruz. İşte panik halinde gelmiş. Biliyorsunuz bizim böyle kullandığımız çok ciddi ilaçlar var ama onu başlayamayacağımız hasta grupları var. Artı o tarz tedavilere başladığınızda da önce bir akne kusar, önce bir artar. O daha ciddi sıkıntılara yol açabilir. İşte o durumlarda biz akne maskeleri uyguluyoruz. Akne maskelerinde daha hızlı bir şekilde yani evde kullanarak 3 ayda alacağı sonuçları bunu 1 ayda 15 günde daha hızlı olarak alabiliyoruz. Bu akne maskeleri aynı zamanda sadece sivilcelere değil, sivilcenin izlerine, o kırmızı görüntüsüne de geçmesine de yardımcı oluyor. Yani ağız yoluyla ilaç kullanmaktansa ben daha hızlı çözüm odaklı olduğum için bu tarz maskeleri kullanmayı uygun görüyorum. Peki aktif akne de mi kullanıyorsun?
Aknelan'ı aktif aknede de kullanıyorum. Diğer peeling ürünlerini çok aktif aknede kullanamıyoruz. Bazen çünkü oradaki inflamasyonu artırdığından dolayı, ama Aknelan tedavisinde aktif aknede sanki ağız yoluyla ilaç kullanıyormuşçasına baskılama sağlıyorum. Onun için aktif aknede veya akne geçmiş izleri kalmış o vakalarda her türlü kullanıyorum. Ama aktif akne geldi, hasta panik halinde, bir an önce iyileşmek istiyor. Hemen ön hazırlığımız var. Bir hafta 10 günlük bir ön hazırlığımızdan sonra direkt 3 hafta aralarla 3 seans uyguladığımız akne maskeleriyle çözüm odaklı daha hızlı ilerleyebiliyoruz. Ama şimdi maske denilince de evde yapılıp aman 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 uygulayabileceği, tek başımıza yapabileceğimiz bir sistemden söz etmiyoruz. Mutlaka uzmanların elinde uygulanması gereken tedaviler bunlar. Evet. Biraz detaylandıralım. Nasıl bir sistem bu? Nasıl işliyor? Nasıl aknenin tedavisinde sizlere yardımcı oluyor? Evet, bunun içeriğinde patentli bir akne baskılayıcı sistem var. Bununla birlikte çok güzel, bizim hep severek kullandığımız meyve asit kokteylleri var. Aslında hani böyle o evde yaptıkları maskelerin laboratuvar ortamlarında ciltlerine özel hazırlanmış, denenmiş ve sonuç odaklı sistemler. Biz de doğal ürünleri kullanıyoruz. Yani onlar evet. Evde yüzlerine isimlerini söylemeyeceğim. Çünkü bazen duyunca o iyi geliyormuş gibi yanlış algılamalar oluyor. Değil, işte biz onların laboratuvar ortamında uygun olarak hazırlanmış şekillerini kullanıyoruz. Bu maske içerik zaten 15 günlük bir hazırlama sürecimiz var. Hı hı. Sonrasında yüzlerine bir şekilde uyguluyoruz. Evet. Uyguladıktan sonra bir 3 ila 5 dakika kadar cildinde bekletiyoruz ve sonrasında temizleme işlemimiz başlıyor. Hasta işlem sonrasında hafif bir kızarıklık, tatlı bir kızarıklık oluyor. Tabii temizleme sırasında güzel bir yanma oluyor. Ama işlemden sonra bir kızarıklığı oluyor. Toler edilebilecek bir kızarıklık. Sosyal hayattan çok fazla uzaklaştıracak bir uygulama değil. Ama 2 günlük cildin bir arınma dönemi başlıyor. O arınma döneminde o ölü tabakalar atıyor. Cilt bir temizleniyor, yenileniyor. O yenilenme süresinde bol bol yatıştırıcı ürünlerimizi kullanıyoruz. 3. günden itibaren artık aknelerin sakinlediğini, o kızarık görüntünün yerine artık parlak bir cilt görüntüsü haline aldığını gözlemliyoruz. Sonrasında da zaten bazı ev destek ürünleriyle de hastanın evde kullanacağı tedaviyi düzenliyoruz. 1-2 hafta kadar evde kullandıktan sonra tekrar davet ediyoruz. Aynı uygulamayı aynı şekilde yapıyoruz. Bazen 2 seansta, bazen 3 seansta sonuç alabiliyoruz. İstenilen sonuçlar elde edilmiş evet, oluyor. Evet. Harika. Aslında bir seansta hemen yanıt bekliyorlar ama böyle bir şey yok, mucize yok. Kesinlikle. Evde mutlaka ürünlerine devam etmeli. Bunlar da önemli, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. İstiyorlar ki akşam bir şey süreyim, sabah kalktığımda böyle bir sihirli değnek dokunmuş gibi, mucize gibi cildim tertemiz olsun. Öyle bir şey yok. Çünkü biliyorsun ki cilt kendini 3 haftada yeniler. 21 günde bir yenilenen kesinlikle bir organdır cilt. Kesinlikle. O nedenle o 3 hafta izin vereceksiniz. O yenilenme süresinde eğer doğru ürünleri kullanıyorsanız, doğru uygulamaları yapıyorsanız akne dahil hızlı bir şekilde gerilemeye başlayacak. Kesinlikle. Bu tedavinin avantajları nelerdir? Neden bu sistemi tercih ediyorsunuz siz? Evet, söylemiş olduğum gibi akne hastalığı çok kronik iyileşen bir hastalıktır. Ve hastaların o ilk paniğini almak adına Aknelan tedavisi bizi destekliyor. Hı hı. Sonrasında bazı tedavilerde dediğim gibi önce cilt bir akneyi kusar. İşte o esnada da maalesef izler kalabiliyor. Hı hı. Bu tedavide ise hem akneyi baskılıyorum, aynı anda siyah noktaları giderebiliyorum, aynı anda da oluşabilecek izlere müdahale edebiliyorum. Hı hı. Yani biz önce aktif akneyi tedavi ederiz, sonra siyah noktaları tedavi ederiz, sonra izleri tedavi ederiz. Ama bu sistemde üçlü bir şekilde daha farklı yerlerden saldırabiliyoruz. Harika. Peki Neslihan'cığım, uygulayamadığın hasta var mı? Yani çünkü sanki evet, öyle bir muhteşem sistemmiş ki hani her şeyi çözermiş gibi gidiyor. O zaman herkes koşacak buraya. Kesinlikle. Uygulayamadığın hasta tabii grubu. Tabii ki var. Yani burada akne için tek bir yol yok. Yani tabii, pek çok yöntem var. Çünkü aknenin sebebi bir kere farklı. Tabii. Bu sistem uygun mudur değil midir? Geldikten sonra zaten hastanın bir cilt analizini yapıyoruz. Aknenin sebeplerine iniyoruz.
Hangi tedaviyi seçeceğimize karar veriyoruz. Bu tedavinin bir kısmı sadece bununla biz Evet. yol almıyoruz ve her hastaya tabii ki yapmıyoruz. Aynen öyle. Kesinlikle. Yaş sınırını tekrar vurgulayalım çünkü çok erken yaşlarda da akne görülebiliyor. Bu tedavi Evet. için yaş sınırı nedir? Evet, akne özellikle zaten hepimiz %85'i nüfusun hayatının bir döneminde akne ile karşılaşıyor. Bunun büyük bir kısmı da ergenlik dönemi oluşturuyor. Ama artık ergenlikler bazen 9-10 yaşında başlayabiliyor. İşte o yaşlarda ilaç kullanamadığımız vakit böyle bir sistemle devreye girebiliyoruz. Yani 10 yaşından sonra uygulayabiliyoruz ama kesinlikle hekim kontrolünde o yapılması gereken bir uygulama. Uygulama sonrasında hafif bir kızarıklık olur demiştiniz. Bir tahriş olma söz konusu mu yoksa bu doğal bir beklenen sonuç mudur? Birazcık orayı detaylandıralım izleyicilerimiz endişelenmesinler. Evet, şimdi cilt kendini 20 günde yeniliyor ama biz bu cilt yenilemeyi hızlandırıyoruz bu yöntemle. Daha hızlı cilt kendini yenilesin, daha hızlı o üzerindeki akneleri atıversin diye. O nedenle bir 3 gün kadar devam eden hafif soyulma dönemi oluyor. O nedenle ben hastalarıma, özellikle öğrenci hastalarıma cuma gününde davet ediyorum. Cuma günü yapıp cumartesi pazar evde daha o yenilenme sürecinde, çünkü makyaj yapmamalarını öneriyorum. Çok kapatıcı Evet. ürünler kullanmamalarını öneriyorum. Güneş korunma inanılmaz önemli. Çünkü biz orada bir cilt yenileme sağlıyoruz. Cilt yenileme sırasında eğer güneş görürse bu iz yapabilen, öyle kabuk yara yapabilen bir sistem değil. Ama cilt yenilenme sırasında güneşten, makyajdan, kapatıcı ürünlerden uzak kalmalarını istiyoruz. Onun için böyle hafta sonlarına denk getirip pazartesi günü mis gibi bir cilde kavuşabilirler. O 2-3 günlük hafif bir soyulma, hafif bir kızarıklık, sosyal hayattan uzaklaştıran bir uygulama değil. Ama işte o dönemde cildine herhangi bir uygulama yapmamız için daha relax olduğu dönemleri tercih Evet, ediyoruz. özellikle de öğrenciler için bu tavsiye Evet. oldukça iyidir herhalde, değil mi? Son Evet. sorumuz nedir? Son sorumuz nedir? Son sorumuz sistemik bir takım durumlar da var tabii eşlik eden. Bazen başka branşlarla birlikte takip etmemiz de gerekebiliyor. Belki buna da değinebiliriz, değil mi Tabii. birazcık? Şimdi dediğim gibi akne aslında Yani multifaktöryel bir. hormonal durum da olabilir. Çok Her tabii. şey Bu olabilir. sadece bizim tedavimizi hızlandıran bir parça. Bu Evet. sadece bir tedavi değil. Bu bizi destekleyen bir uygulama. Biz ne yapıyoruz? Akneyi tedavi ediyoruz. Nasıl? Eğer sorun hormonal ise bir sürü tahlillerimiz var istiyoruz. Bazen jinekolojiyle, endokrinolojiyle ortak çalışıyoruz. Akne çok yönlü bir hastalık. Yani Aslında öyle pat insan diye o bir maske kadar yaptım, geniş ki. iyileştim değil. Bu Evet. dedim ya, hani bu kronik bir hastalık. Biz onu 3 ay, 5 ay, bazen 1 yıl tedavi ediyoruz. Bu sistemle sadece iyileşme sürecini hızlandırıp onun daha konforlu geçirmesini Evet. sağlıyorum. Yoksa Elimizi rahatlatan gruplardan biri. evet, bununla akneyi tedavi O. etmiyoruz. Bizim lazer sistemlerimiz var, radyo frekans sistemlerimiz var, hormonal tedavilerimiz var, sürülen ilaçlarımız var, içilen ilaçlarımız var. Aslında hepsi Var da bir var. bütün. Evet, Çok ama var. zor kronik bir süreç olduğu için bu tedaviyle biz biraz daha hızlandırıyoruz. Bize çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çok ederim teşekkür davetiniz ediyoruz için. geldiğiniz için. Çok mersi. Dermatoloji uzmanı Doktor Neslihan Dolar bizlerle birlikteydi. Akne tedavisini konuştuk. Şimdi diyetisyen Tuğba Şaşmaz geliyor. Kilo vermenin bir püf noktası var mı? Bakalım öğrenelim hep beraber.